Evet aslında insan kitabı ile ilgili başka bölüm konuşmam herhalde diyordum. Ama gerçekten ilginç bölümleri var. Bunlardan bir tanesi ön söz. Normalde kitap psikolojik ve seksolojik açıdan insan diye geçiyor. Ve bölümlerin birçoğunda insanı cinsel yönden incelemiş. Ama çok ilginç bir şekilde aralara Allah'ın yaratıcılığını, Allah'ın özelliklerini falan katıyor. Ve yine ayrı bir ilginç şekilde biliyorsunuz Osmanlı'daki bazı kişilerin oğlancı olduğunu açık açık söyleyebiliyor ya da içkici olduğunu açık açık söyleyebiliyor. Neden ilginç? Çünkü bizde şu anda yani şu noktada bunu yapan iki gruptur. Yani Allah'ın kanıtlarını yazan ya da Allah'ın mükemmelliğini anlatan ayrı bir dinci gruptur. Osmanlı'daki bazı kişilerin, bazı yüksek mevkili kişilerin oğlancı olduğunu ya da içkici olduğunu anlatan da tamamen farklı bir gruptur. Hatta birbirleriyle kavga ederler. Eskiden nasıl böyleymiş peki? Daha önce de söyledim arkadaşlar. Atatürk döneminde Türk Müslümanlığı diye bir şey var. Bu bize Osmanlı'dan mı kalmış yoksa Atatürk döneminde mi bu hale getirilmiş? Bunları gördüğümüz zaman şu anki dinciliğin dışarıdan bir yerden elle bize konduğunu, hani siyasal İslam diyorlar ya, daha net bir şekilde görebiliyoruz. Türk Müslümanı aslında şu klasik bazı dayılardan bahsetmiştim ya, içer ama kafası güzelken Allah'tan bahseder. Her mahallede vardır, bizim mahallede de var. İşte Allah'ın güzelliklerinden bahseder ama bunu kafa güzelken bahseder. Klasik Türk Müslümanı aslında bu. Yani onu konuşmaktan da çekinmez. Gerçek anlamda Atatürkçüdür. İçki de içer ama Allah'ı da savunur. Şu an bize getirilen garip dincilik bizim mahalledeki dincilerden bahsediyorum. Eğer Müslümansan saçını şu şekilde örtmen lazım diyenler. Osmanlı ile ilgili mesela dizi ya da film çekip uygunsuz olmasın diye bana şerbetimi getir şerbet içeceğim bu gece içeceğiz falan diyen böyle. Ciddi ciddi dizde gördüm ben bunu. Keşke ürün yerleştirme yapsaydınız. Bunca yıllık padişah olarak kudretimi Dimes Ramazan şerbetlerinden alıyorum. Daha da iyisi. Kapi Ramazan şerbetlerini alıyorum. Coca-Cola kampanyası sağ olsun. Bu nasıl oluyor peki? Bizde biliyorsunuz arkadaşlar birçok değişik tarikat var. Ve bu tarikatların alışkanlıkları da farklı oluyor. Filanca tarikat hayvana dokunmuyor mesela. Bizde Türklerde hayvan sevgisi vardır. Sokak kedisinden köpeğinden kaçma yoktur yani. Hani buna dokunursam abdestim kaçar falan diyerek. Her neyse bazı tarikatlar var ve her tarikatın kendine göre alışkanlıkları var. Bu tarikatlardan bir tanesinin yurt dışı tarafından çok güçlendiğini düşünün. Ve o kadar güçleniyor ki bizim mahallede yönetimi ele geçiriyorlar. Öyle olduğu zaman o tarikatın kendi özelliklerini yeni İslam normları olarak kabul ediyorlar. Aynı adamların bizim mahalledeki medyayı ele geçirdiğini düşünün. Aynı adamların en önemli mevkilere kendi adamlarını soktuklarını düşünün. En söz sahibi bu adamların olduğunu düşünün. Her neyse bu olay iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum. Çünkü bu olay sayesinde benim gibi önemli olan insanın işte içinin iyi olması, iyi biri sen cennete gidersin vesaire diyen böyle klasik ortalama layık Türk Müslümanlı insanlar bu kişiler sayesinde dinin ne olduğuna baktılar, dinin ne olduğunu araştırdılar. Ve bu kişilerin yani bizim mahalledeki bu dincilerin dayatması sayesinde dini araştırdılar ve bakalım çocukluktan beri inandığımız şey neymiş dediler ve sonuç olarak da dinden çıktılar. Yani bizim dinden çıkmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi dincilerdir. Yoksa uzun sene uğraşmazdım açıkçası. Çok böyle gözümüze sokulan bir şey değildi. O yüzden de çok uzun seneler işte benim içim temiz, içinin temiz olması önemli vesaire deyip geçerdim. O yüzden biraz da o dincilere teşekkür etmek istiyorum. Çünkü şunu da biliyorsunuz, her ne kadar modern de olsanız, laik de olsanız içinizde hep bir şey oluyor. Ya acaba şunu yapsam günah mı? Şu hareketi yapmak günah mı acaba? Ya şimdi ben bunu yapıyorum da günah bu oluyor yani ne kadar laik de olsanız. En azından o gereksiz korkulardan kurtulmuş oldum. Ya da şunu sorguluyorum ama bunu sorgulamak günah mı acaba? Her şeyi sorgulamaktan çekinmemek, bir şeyleri sorgulamaktan korkmamak güzel bir şey. Her neyse, o dönemin Türk stili Müslümanı olan gördüğüm kadarıyla bu kitabın yazarı, abimizin, amcamızın ön sözünü okuyalım ve cevaplandıralım. Çünkü önemli, şu anda Allah'ın varlığını bilimsel olarak kanıtladık diyen X cemaatinden Y cemaatinden kanallar aşağı yukarı okuyacağım argümanları kullanıyor. Evet yine merak eden arkadaşlar için Kitabın adı İnsan, Yazar, Celal, Arabacıoğlu. Ön söz demiş. Bir zamanlar şöyle bir suale muhatap olmuştum. Madem ki yer çekimi var ve cisimler birbirini çekiyor. O halde bir kuyuya salladığımız kova nasıl oluyor da kuyunun duvarına yapışmıyor? Elbette işin kolayına kaçmak ve çekim dünyanın merkezi istikametindedir de ondan diye meseleyi savuşturmak kolay. Ama bu cevap sual sahibi dahil kimseyi tatmin etmez beni etti açıkçası. Aynı zat şunu da soruyordu. Dünyayı bir elma kompostosu hazırlar gibi kutuptan kutba delsek ve tam tepesinden bir topu içine doğru bıraksak acaba bu top öbür ucundan çıkar mı? Hayır çıkmaz. Ortada kalır. Ama şey falan güzel bak. Şu an bu tür bilimsel argümanlarda örnek olarak genel insan anlayacağı örnekler işte elma kompostosu yapar gibi. Einstein'ın meşhur bir misali var diye devam ediyor. Mütemadiyen ve değişmez bir hızla Yukarı doğru çıkan bir asansörde de olsak ve asansörün dışındaki alemden hiç haberimiz olmasa, tıpkı dünyada doğup yaşayıp öldüğümüz halde dünyanın döndüğünü asla hissedemeyeceğimiz gibi, asansörün hareketini de fark etmemiz imkansızdır. İşte bu asansöre dışarıdan biri ateş etse, asansörün dışındaki tüfekten çıkan kurşun evvela asansörün bir duvarını delecek, asansörün içinde boydan boya seyrederek diğer duvara erişip onu da delerek çıkıp gidecektir. Ancak bu esnada Asansörde bir miktar yükselmiş olacağından giriş deliği çıkış deliğinden daha yüksek kalacaktır. Biz asansörün yükseldiğini bilmediğimizden müşahede ettiğimiz bu hadiseden şu sonucu çıkaracağız. İçinde bulunduğumuz kabinin tabanına doğru cisimleri çeken bir çekim kuvveti vardır ve duvarın birinden giren kurşun bu kuvvet tarafından tabana doğru çekildiği için ikinci duvara varıncaya kadar yere yakınlaşmıştır. İki duvar arasındaki yükseklik farkı da bu çekim gücünü ispat eden en açık parantez içine ünlem delildir. İlginç değil mi arkadaşlar? Hatırlıyor musunuz birkaç sene önce yer çekimi ya yoksa ya gök itiyorsa diye bir video vardı. İnsanlar bayağı dalga geçmişlerdi. Sonra tabii biz onu kastetmedik falan diye cevap vermişlerdi. Anladığım kadarıyla şunu düşünüyor bunu yazan kişi. Ya yer çekimi diye bir şey yoksa ama biz komple ileriye doğru gidiyorsak yani evren olarak. Evren olarak hızlıca ileriye doğru gidiyorsak veya dünya olarak mı düşünüyor acaba? ya da güneş sistemi olarak mı düşünüyor? Bu arada sistem olarak gidiyoruz da yukarı değil. Eğer bunu kastediyor ise dünya sadece kuzey yarı küreden ibaret olmadığı için güney yarı kürede de insanların göğe uçması lazımdı. Yani bir çekim kuvveti yok da bir yerden bir yere doğru ivme olduğu için biz bunu hissediyor olsaydık bunun olması lazımdı. Ama belki de bunu kastetmemiştir. Devam edelim. Ama birisi çıkar da asansörün yukarı doğru hareket ettiğini bize gösterirse o zaman asansörün içinde durmamızı da yer çekimine değil asansör tabanının bize doğru gelmesine bağlamaz mıyız? Einstein soruyor. Dünya bizi çektiği için mi üstünde duruyoruz yoksa bize doğru geldiği için mi? Bizi çektiği için. Eğer dünya düz olsaydı dediğin doğru olabilir diyeceğim de dünya düz demiyorsundur herhalde değil mi? Öyle mi diyorsun? Yok elma kompostosu demiş. Bir dakika Allah'ın kanıtı geliyor birazdan. Kainatın oluşu hakkında çeşitli teoriler var. Bunlardan biri uzayın evvela bir elektron bulutu ile dolu olduğunu, zamanla elektronların yer yer bir araya gelerek yoğunlaştığını, atomların, moleküllerin ve nihayet uzay cisimlerinin, mesela güneşin, ayın, dünyanın, diğer yıldız ve gezegenlerin meydana geldiğini söyler. Şimdi bildiğimiz termodinamik kanunlarına hatta gündelik tecrübelerimize göre gazlar içinde bulundukları kabın şeklini alırlar ve moleküller gittikçe birbirinden uzaklaşacak tarzda bir hareketlilik içindedir. Camı ısıtırsak molekül hareketlerini arttırmış oluruz. O katı cisim ısı derecesine göre evvela sıvı sonra gaz olur ve böylece artan molekül hareketleriyle bulunduğu yeri doldurur. Bu moleküllerin bir noktaya doğru hareket etmesi bir araya toplanıp yoğunlaşması mümkün müdür? Yani mesela içinde bulunduğumuz bu odadaki her yöne rastgele hareket eden, havayı teşkil eden gazların moleküllerinin bir an içinde hep aynı noktaya doğru hareket ettiğini, odanın bir köşesine toplandığını ve odanın diğer kısımlarının tamamen havasız kaldığını düşünebilir miyiz? Bir kolonya sprayinden, sprayinden sıkılan kokunun odanın içine yayılmayıp bir yerde toplanıp kalması mümkün müdür? Burası bak önemli arkadaşlar. İşte bu ihtimal fizik bakımından tamamen imkansız değildir. Sadece çok az muhtemeldir. George Gamow isimli bilgin bunu hesap etmiş. Odamızdaki havanın bir noktaya toplanması, moleküllerin hep aynı noktaya doğru harekete geçmesi, dolayısıyla odada havasız kalmamız ihtimali 10 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 26 da bir nispetinde varittir. Diğer bir deyimle böyle bir hadisenin vuku için 10 üzeri 2 9 9 9 9 9 9 9, 9 baya bir 9 gidiyor. Saniye beklememiz gerekecektir. Bunun ne kadar uzun bir zaman olduğunu anlatabilmek için bütün evrenin tahmin edilen yaşının 10 üzeri 17 saniye olduğunu söylememiz bilmem yeter mi? Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Genelde böyle ateist videoların yorum kısmına yazarlar. Evrenin kendi kendine oluşmuş olma ihtimali aynen bu sayıyı verirler böyle. Bu sayıya işte nereden varmışlar ya da bu sayı ne anlama geliyor? Tabi o arkadaşlar kendileri de bilmez. Sadece şunu yazar. Bilim adamları der ki evrenin kendi kendine oluşmuş olma ihtimali budur. Ancak görüyorsunuz ki bu olay zaten şu hipoteze yaslanıyor. Yani moleküller zaten daha önceden varmış. Ondan sonra bu moleküller tesadüfen bir noktaya gelmiş ve ondan sonra da Big Bang'i oluşturmuş. Ama Big Bang böyle bir şey söylemiyor zaten. Big Bang sadece ilk başta bir tekillik noktasından bahsediyor. Ve o noktadan bir patlamayla atomların yayılmış olduğunu söylüyor. Ondan öncesiyle ilgili herhangi bir iddiası var mı? Varsa bilmiyorum. Belki hipotezler vardır. Bu da işte o Allah'ı kanıtladık diyen kanalların çok hoşuna gidiyor. Yani diyorlar ki işte Big Bang'ten önce ne olduğunu bilmiyorsunuz. Evet bilmiyoruz. Sen biliyor musun sanki? Sen biliyor musun? Çünkü Big Bang icat edilene kadar Caner Taslaman gibilerin iddiasının aksine sizler bu kanalın sahibi insanlar sizin dedeleriniz, atalarınız kutsal yazıtlara bakarak dünyanın 7 bin veya 6 bin yoruma göre değişir yıl önce yaratıldığını, ilk yaratılan insanların akıl ve fikir sahibi Adem ve Havva olduğunu, ondan önce dünya diye bir şey olmadığını iddia ediyordunuz. Şimdi bilim adamları sizin söylediğinize karşı gelerek dünyanın yaşını buldu. Sonra güneş sistemin nasıl oluştuğunu buldu. Güneşin nasıl oluştuğunu buldu. Geriye gitti, evrenin ilk noktasını buldu. Şu an buraya kadar geldi. Buraya kadar geldi. Ondan sonra siz diyorsunuz ki şimdi Aa ondan öncesini bilmiyorsunuz Allah. Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Bundan sonra da bazı şeyler açıklayacak yazarımız. İsterseniz onları da okuyalım ondan sonra yorumlayalım. O halde ne olmuş da uzayı dolduran bu bulut yer yer yoğunlaşarak bugünkü kozmik sistem meydana gelmiştir. Ve neden bunlar hem birbirini çeker ve hem de dönmenin verdiği santrifüj yani merkez kaç kuvvetle birbirine uzaklaşırlar. Ve bu iki kuvvet arasındaki müthiş denge bu kainatı bir nizam içine tutar anlatayım. Yer yer yoğunlaşarak bugünkü kozmik sistem denilen olay şu anda gerçekten bilim adamları bunu kesin olarak bilmiyor. Bilim adamları bunu şu an karanlık madde ve karanlık enerji dediğimiz olaydan dolayı yer yer farklı yerlerde yoğunlaştığı düşünülüyor. Tamamen rastgele şekilde de yer yer yoğunlaşmış olduğunu söyleyen de var. Günün birinde belki kesin olarak bulurlar. O zaman tabii çıkıp peki onu kim yarattı? Peki karanlık maddeyi kim yarattı? dersiniz. Şu bu iki kuvvet arasındaki müthiş denge. Bu iki kuvvet arasındaki müthiş denge nasıl oluyor biliyor musun? Birçok farklı böyle dengeler var. Mesela yıldızın içinde de aynı denge var. Yıldızın dışarıya doğru patlamadan kaynaklanan baskısı ve buna karşı olan yıldızın çekim gücü. Baskı biraz daha güçlü gelse yıldız dağılır. Çekim biraz daha güçlü gelse yıldız içine çöker. Ya da işte bu merkez kaç kuvveti ile çekim kuvvetinin bir dengede olması. Cevap şu. O dengeye gelene kadar genişliyor zaten. Merkez kaç kuvvetinde ya o dengeye gelene kadar genişliyor yani yıldız örneğinde olduğu gibi ya da o dengeye gelene kadar kendi içine çekiliyor. Sonra bir noktada o dengeye geliyor. O dengeye geldiği zaman artık hareket etmemeye başlıyor. Bu da yine dincilerin kanalı. Bu kitabı okumuşlar herhalde. Bu kitaptan mı çöktünüz? Tabi dinciler buna bakıyor ve diyor ki aa nasıl ayarlanmış acaba bu? Şunu da çok görürsünüz arkadaşlar. Yine ateist videoların yorumlarına gelir. Peki nasıl oluyor da bu dünya çok ciddiyim bak. Nasıl oluyor da bu dünya İnsanların tam yaşayabileceği şekilde yaratılmış. Ciddi bunu söyleyen çok insan gördüm. İşte diyor ki oksijen tam insanın ihtiyacı olduğu ölçüde. Güneş ışığı tam bilmem ne. Şu tam bilmem ne. Nasıl oluyor? Level 1 Müslüman. Level 1 Müslüman iki nokta üst üste nasıl oluyor da dünya insanlar tam uygun şekilde yaratılmış? Söyleyeyim mi cevabı? Söylemeyeceğim. Söyleyeyim mi? İkinci level 1 Müslüman argümanı da Muhammed peygamber okuma yazma bilmiyorsa Kur'an'ı nasıl yazdı? Tamam söylüyorum. Çünkü insanlar bu ortama uyacak şekilde evrimleşti. Neyse devam ediyorum. Cisimlerin ne birbirini çekmesi ne de birbirinden uzaklaşmasını izah için mantıki bir delil mevcut değildir. Mevcuttur az önce. Bu çekim güçlerini saydık zaten. Sen de saydın. Ama tabii sen şunu diyorsun. Peki o çekim gücünü kim yarattı? Peki merkez kaç kuvvetini kim yarattı? Oraya geleceğiz. Bu ancak o cisimlerin kendi öz varlık ve iradeleri dışından bir gücün bilerek arzu ederek koyduğu bir nizam ile mümkündür. Ve o nizam sahibi bir gün iradesini geri alırsa çekim kuvvetinin aradan çıkmasıyla kainat derhal dağılarak elektron bulutu haline gelebilir. Veya santrifüj kuvvetinin çekilmesiyle uzay cisimleri birbiri üstüne düşerek bütün kainat defter gibi dürülür. Helal bak bu defter gibi dürümü olayını anladı okuyan kişi. Okuyan kişi baktı böyle anlaşılmaz bazı şeyler var. Sentrifüj falan diyor. Ne diyor bu? Bilimsel bir şey diyor ama bilimsel olarak kanıtlıyor galiba. Peki arkadaşlar bana en sık gelen sorulardan bir tanesi. Burada da güzel bir örneği var. Neden deist değilim de ateistim? Neden deist değilsin de ateistsin? Biliyorsunuz arkadaşlar dinden çıkan kişiler genel olarak deist oluyor. Sebebi de bilimsel olarak açıklanamayan birçok olayın olması. Benim şahsi olarak deist değil de ateist olmamın en büyük sebeplerinden birkaç sebep var ama en büyük sebeplerinden bir tanesi Burada da görmüş olduğumuz gibi bir güç ile ilgili bir cevabımız eğer yoksa onun için çıkıp Allah yaptı demenin ve bu şekilde kestirip atmanın bilim konusunda bizi ilerletmeyeceğini bildiğim için. Buna verdiğim örnekleri hatırlıyorsunuz değil mi? Yüzyıllar önce mikropların ne olduğu bilinmezken bilmiyorsun mikroskopun bile yok yani. İnsanlar rastgele hastalanıyorlardı. Bazı insanlar çıkıp Allah'ın iradesi sayesinde Allah işte iradesini çektiği için ya da Allah cezalandırdığı için İnsanlar böyle hastalanıyor diyorlardı. Ve sen buna inansaydın ne yapardın? İnsanlar hastalanmasın diye dua ederdin, değil mi? Allah'ım lütfen beni hastalandırma. Ama birileri çıktı, mikrop denen olayı buldu. Tabii ki dini kesim hiçbir şeye tatmin olmayacağı gibi bundan da tatmin olmaz. Çünkü peki o zaman mikrobu kim yarattı dedi. Ama olay onların tatmin olması değil ki. Sen mikrobu keşfettin ve mikrobu keşfettiğin için bir kısım insan hala "Allah'ım bizi hastalandık mı?" diye dua ederken sen kendi insanlarını iyileştirdin. Aynı şekilde burada mesela nasıl bu denge bozulmuyor? Demek ki Allah'ın bir iradesi var. Ne demiş işte iradesini çekerse başımıza çok fena şeyler gelir deyip Allah'ım lütfen iradeni çekme deyip dua eden bir kısım insan olsun. Bir kısım da bu acaba nasıl meydana geldi diyerek karanlık maddeyi, karanlık enerjiyi araştırsın. Bunun ne olduğu keşfedildiği zaman ya da bunun varlığı keşfedildiği zaman tabii ki dini kesim peki karanlık maddeyi kim yarattı diyecek. Ama bu bir şeyi fark ettirmez. O karanlık maddeyi çözen kişiler ya da karanlık enerjiyi çözen kişiler belki bunu kendi lehlerine inanılmaz şekillerde kullanacaklar. İnanılmaz şekillerde kullanacaklar. Yani belki bunu yönlendirerek yıldız arası seyahat yapacaklar. Atıyorum. Ya da belki bu karanlık enerjiyi yönlendirerek force gibi kullanacaklar bunu. Sonuç olarak ne olacak? Allah'ım lütfen o iradeni çekme diye dua eden insanlar Dua etmeye devam edecek ama diğer kişiler Bakalım neymiş bu diye araştıranlar Yine bizim üstümüze çıkacak Ondan sonra biz çok büyük ihtimalle Onların yönettiği sisteme gideriz Onların yönettiği yıldız sistemine gideriz Hak isteriz onların bize biraz hak verin Kesin bak bu olur 200-300 sene sonra görüşürüz bak Yazarsınız aa Efe abi nasıl bildin bunu O zaman yazmak kalmaz ya Şimdi elle yazmanın neredeyse kalmadığı gibi Yani deist değil de ateist olmamın En büyük sebeplerinden bir tanesi bu Kestirip atmak bilemediğimiz yerlerde tanrı demek, tanrı yaptı demek bilimsel olarak ilerlememizi engeller. Ha bunu söyleyen kişiler televizyonlara çıkan ya da işte kanallar açan bunu söyleyen kişiler malı götürüyor. Çok güzel malı götürüyor. Yani bunu söylemelerin amaçları o. Umurlarında değil ki bilimsel olarak ülkemiz gelişme göstermiş. Onlara ne yani? Onlar çıksınlar televizyona, biraz demagoji yapsınlar, biraz böyle teknik terim kullansınlar. Sonra tabi seyircilerin anlayacağı şekilde elma kompostosu işte defter gibi dürülür falan desinler. Bu yazar abimize tabi lafım yok. Eminim ki iyi niyetle söylemiştir. Eminim ki gerçekten inanıyordur bu söylediğine. Çünkü sene 1976. Toplumumuz henüz hazır değil yani. O dönemde ben yaşasam kim bilir ben neler derdim. Neyse devam edelim. Fatih Sultan Mehmet. Çün ecel suh it dürür, ahır nızayı kal durur. Pes nedir dünya için bu. Kuru gavgadan murat sözleriyle gerçekten çok iyi söylemiş. Her şeyin izafi olduğunu ifade etmiyor mu? Bilmem ediyor mu? Ediyordur herhalde. Fizikçi Heisenberg de Walter White demek istiyorsun. Belirsizlik prensibi ile Newton'un karşısına çıkmış, belli olayların hiç de zannedildiği gibi her zaman aynı ve belli sonuçları doğurmadığını, maddenin ise bir hayalden ibaret olduğunu söylemiştir. Söyledi de yani kanıtlamış mı? Burası güzel bak. Bir atomu çapı 40 kilometre olan bir küre kadar büyütün. Onun çekirdeği bu içi bomboş kürenin ortasında ancak insan boyu bir kaya olarak olacak. Etrafında bu merkezden 20 kilometre uzaklıkta bir yörünge üzerinde dolaşan elektron ise ancak yumruk büyüklüğünde bir taş parçası haline alacaktır. Tersini düşünelim. Kainatı avucumuza alacak kadar büyüdüğümüzü farz etsek, bütün uzay bir taş parçası gibi katı bir kitle halinde idrak edilecektir. Halbuki uzayın hesaplanan yoğunluğu 10 üzeri eksi 30 gram bölü cc'dir. Yani uzayda milyon kere 100 milyon kilometre küplük bir hacme ancak bir gram madde düşer. Bu korkunç boşluk içine insan bir zerre bile değil. İşin anahtarı işte burada. Bir zerre bile olmayan insan bir taraftan da yaradılmışların en şereflisi. Eşref i mahlukat. Onu sen öyle düşünüyorsun ama. Çünkü insan düşünebiliyor ve düşündükçe büyüyor. Bir şey diyeceğim. İnsan şimdi yaradılmışların en şerefsiz, şey pardon, en şereflisi mi? Biz şu an insanlık olarak yaralı en iyi, en yüksek efor biz miyiz yani hayvanların içinde? Ay neden böyle diyorum biliyor musun? Hayvanlardaki bütün hayvansal özellikler bizde var. Ne ha pardon imtihan. Kendimizi hayvanlardan üstün görüyoruz ama işte düşünebiliyoruz diye. Hayvanların bütün içgüdüleri var bizde. Kadın gördüğün zaman saldırma içgüdüsü var imtihan. Hırs var. Kendi ihtiyacın olmasa bile mümkün olduğu kadar... Ele geçirmeye çalışma isteği var, imtihan. Kıskançlık var, imtihan. Irkçılık var. Diğer hayvanlarda olduğu gibi kendinden farklı gözükenlere karşı düşmanlık var. Hepsi içgüdülerimizde var. Tecavüz isteği var, öldürme isteği var. Hepsi içgüdülerimizde. Bunun nerelerden geldiğini biliyoruz biz. Hayvan olduğumuz dönemlerden, yani hayvandan hallice olduğumuz dönemlerden kalma. Ama şu an niye var? İşte her biri imtihan deniyor. Mantıklı mı her birine imtihan demek? Neden güneşten enerji alıp Yemeyen, içmeyen, kimseye saldırmayan, dostça yaşayan varlıklar değiliz. Neden? Yani biz mi? Neydi lan? Mahlukatı. Eşrefi mahlukat. Biz miyiz? Low effort eşrefi mahlukat. Neyse devam edelim. Yarınılmışların en şereflisi. Çünkü insan düşünebiliyor ve düşündüğü kadar düşündükçe büyüyor. Bakıyorsunuz dünyaya, bakıyorsunuz dünyalara hatta kainata sığmıyor. İnsanı beş duyusu ile sınırlı... Ceset maddesinin içine hapsolmuş, tasavvur ettiğimiz anda kainatın içinde zerre bile değil. Ama düşünebildiği kadar büyük, hayal edebildiği kadar muhteşem ve sezebildiği kadar yaygın ve geniş olduğunu anladığımız anda Yunus Emre ile birlikte yaradılanı hoş gör yaradandan ötürü deyip Allah'ın bu eserini hayranlıkla seyretmemek mümkün mü? Evet ama ilk çıktığı zaman Allah'ın eseri diye dünyayı düşünüyorduk. Şu anda evren diyoruz. Ve yine kendimizi övüyoruz. Çünkü diyoruz ki ta evrenin sonuna kadar düşünebiliyoruz. Sınırın evrenin sonu olduğunu nereden biliyoruz peki? Ve ciddi ciddi buna inanıyor musunuz? Yaratılmış olanların en şereflisi biziz. Bu nokta içinde bu toz zerresinin üzerinde duruyoruz. Bu toz zerresinin üzerinde durarak en şerefli varlıklar biziz. Ve ciddi ciddi başka sistemlerde bizden çok daha gelişmiş, çok daha ileri varlıklar olduğunu düşünmüyor musunuz? Bu 10 milyar hücremiz de dış dünyada olup bitenleri idrak eder, onlara karşı gerekli tedbirleri alır. Makrokozmos dediğimiz dış alemle mikrokozmos denilen iç alemimiz arasındaki ezeli ve edebi kavgayı sürdürürüz. Dış dünyada olup bitenler kendi istek ve projelerimize uygunsa bundan mutluluk duyarız. Bir uyum yapılmazsa bu bizi bedbaht eder. Ha bak bunu yazan başka birisi. Önsüz yazan başka birisi Profesör Doktor Ayhan Songar. Bu onun sözleriymiş yani. Evet yazarın kendi önsüzü var. O biraz daha normal. Ben de böyle bir kitabın başında nasıl böyle bir önsöz var ne alaka diyordum. Evet kitabın içinde de var dini motifler de bu kadar abartı değildi. Şimdi anlamış oldum. Günümüzde de arkadaşlar sık sık kullanılan Allah'ı kanıtlayan bilimsel argümanların bazılarını okumuş olduk. Bunları tabii ki biliyorsunuz hala kırmızı hapa tokat gibi cevap gibi videolarla paylaşıyorlar. Ancak bu tür cevapların aslında cevap olmamasının sebebi de az önce anlatmış olduğum sebepler.